Evet, günaydın. Biz şimdi sabahın 8'inde annemle gene muhteşem ikili olarak, gene gezi ekibi olarak Kars'a geldik. Şimdi anneciğim, üşümüyoruz ama. Yok, üşümüyoruz şimdilik. Nereden? Ve bu taraftan. Ha, tamam, burada. Dün gece bayağı yorucu bir yolculuk geçirdik. Onu zaten anlatacağım. Şimdi kalacağımız yere gideceğiz. Odaya bir gidelim. Üstümüzü başımızı bir değiştirelim. Çok uzun bir yolculuktan geldik. Yani uçak çok kısa sürdü ama uçağa binene kadar olan kısım çok uzun sürdü. Neredeyse ben birkaç saat aralarda uyudum ama annem hiç uyumadı. Ama yine annemin enerjisine güveniyorum. Bugün benden daha enerjik bile olabilir annem. Olabilir. Hiç uykusuz. Benden daha enerjik olur kesinlikle. Hadi bakalım. Kars maceramız başlasın. Şimdi Sersen indik. Ondan sonra bu kadar yakın olduğunu bilmiyorduk. Gerçekten yakın. Sersen indik. Polis evine gitmeden yolda böyle bir simitçi gördük. Oraya oturduk. Burada şimdi kahvaltı yapacağız. Buranın tereyağlı simitleri çok güzelmiş. Ondan sonra onu söyledik. Hızlı bir kahvaltı yapacağız burada. Ondan sonra burası için çok önemli bir şey. Kesinlikle getirmeniz gereken şey güneş gözlüğü. Çünkü burada hava o kadar hemen aydınlanıyor ki saat burada şu an 8 ama sanki öğlen 12 gibi ışık var. Hiç bulut yok. Etraf böyle apaydınlık. Yani gözleriniz tamamen kamaşıyor. Çok güzel bir şey var. Işık var. Çok aydınlık. Pırıl pırıl bir hava var. Şimdi işte burada kahvaltı yapacağız. Sonra buradan arta kalan vakitte polis evine gideceğiz. Bavulumuzu falan işte belki yerleştiririz, belki akşama bırakırız. Biraz dinleneceğiz. Saat 10'da turbalar bizi almaya gelecekler. Taksiyle Ağrı'ya, İshak Paşa Sarayı'na geçeceğiz. Bugünkü planımız orası. Uyumadım, başım biraz ağrıyor ama olsun, değer. Güneş o kadar güzel ki insana böyle yani sanki uykudan kalkmış gibi bir enerji verdi. Değil mi? Bana da öyle değil mi? Yani pırıl pırıl böyle apaydınlık çok hoş. İnsanlar zaten çok tatlı. Evet. Bize güzel bir kahvaltı hazırlıyorlar. Evet, günümüz çok güzel başlıyor. İnşallah da güzel devam edecek. Hiç uyumamış gibi değilsin anneciğim. Öyle miyim? Cin gibi miyim? Cin gibi. Değil mi? Çok güzel. Şimdi Tuğbalar'la buluştuk. Gezi ekibimiz. Annem de önde. Beraber taksi ayarladık. Onunla şimdi Ağrı'ya, İshak Paşa Sarayı'na gidiyoruz. Ama yolda biraz durdurmalar oluyormuş. O yüzden gözümüz korktu. Bir an önce erkenden gidip erkenden dönmek istiyoruz. Hava kararmadan bu yolları bir an önce geçmek istiyoruz. Yani ben bayağı tırstım. Tuğba, sen de tırnak yemeye başladın. Güzel bir yolculuk oluyor bence. Eğlenceli. Gerilimli ama eğlenceli. Komedi, gerilim, aksiyon. İMB'de 9. Biz 14 saattir yoldayız anneş. Tam 14 saattir yoldayız. Çok şey ya. Enerjik. Uykum uykum dağıldı var. Anne bakayım, bir cin gibi misin? Adrenalin gibiyim, cin. Bak ağzını açtı, gözleri gibi. Gidemedik gece yolculuğuna yani. Hayır, bak şu Van'da bir şey yok da bizim burada mesela. Mesela şimdi tehlike var mı? Ya da dönüş? Hızdır abi. Dönüş biz gene erken dönüyoruz. Hayır, dönüş jandarma durduruyor dedi. Ha. Niye ama asıl olay Ağrı'da. Şey dedi, asıl olay Van'da dedi. Hayır, Ağrı'da Van'da bir şey yok dedi. Gerçekten. Şimdi gittiğimiz yer dedi. Bunu sağ salim atlatalım da. Sağ ol. Ben biraz tırsız. Yolculuğumuzda 14. saat ama biz gayet dinç, dinamik ve enerjiyiz. Hala gezebiliriz. Uykusuz bir 14 saat. Evet, Kars Iğdır yolunda.
mola verdiğimiz yer. Çünkü başka mola yeri yok. Uzun bir süre adam da şey dedi, mola veremeyeceğiz. Yok. Havası çok güzel. Görüyorsunuz. Güzel bir yer. Arabada söyleyemedim, konuşamadım adam varken. Ama genelde biz Van'a gitmeyi, Van'a da geçmeyi düşünüyorduk ama Kars'la Van arası biraz böyle şey, bir yolda araba durdurma olayları falan oluyormuş. O yüzden biraz gözümüz korkmuştu, ondan vazgeçmiştik. Sonra bugün şimdi adam da dedi ki aslında Ağrı'da bir olay yok. Asıl olay Ağrı'da, yani gittiğimiz yerde, bu yolda dedi. Asıl olay burada oluyor dedi. Erkenden gideceğiz, erkenden geleceğiz. Bu yolda hava karardıktan sonra gitmek çok tehlikeli oluyormuş. O yüzden bir an önce gideceğiz, gezeceğiz. Ay saçlarım çok kötü. Saçlarım çok kötü. Hani yurt dışına da çıkmadım. Biraz geleceksiniz aslında. Fotoğraf çekilme merasimi. Evet. Anneş, nasıl geçiyor yolculuk? Vallahi çok güzel geçiyor. Biraz heyecanlı, heyecanlı. Bizi biraz korkuttu. Korkuttu ama sonra da yumuşattı. Evet. Bilinmezliğin ve bozkırın tam ortasındayız. Bozkırın, evet. Fotoğraf çekiliyor. Ağrı Dağı'nı da gördük. Evet. Ay, güzel geçiyor. Ama benim biraz uykum geldi anne. Aynen, benim de. Bana biraz yorgunluk çöküyor. Buradan sonra Kars'a geri döndüğümüzde direkt yemek yiyip ondan sonra akşam odamıza hemen... çekilip hemen uyumak. Evet, ben akşam rezervasyonunu yaptırdım. Çılgın ikili. Taksimiz geldi. Anne, hanım elinde rezervasyon. Hanım elinde duydum. Güzel ev yemekleri yapıyormuş. Şey, bu akşama özel aşıklar atıştırması gösterisi varmış. Tamam. Ona rezervasyon oraya yaptırdık. Gideceğiz. Oraya gideceğiz. Tamam. Süper olmuş. Tamam. Evet, evet. Yani kendi arabamıza gelsek gelemeyiz yani. Gelemeyiz. Ya iyi ki Tuğbalar ve Yaseminler vardı. Evet. Ve iyi ki böyle bir taksi ayarladık. Çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Yol 2,5 saat sürdü. 2,5 saatin sonunda Doğu Beyazıt'a şimdi geldik. Ondan sonra biletimizi aldık ve artık fotoğraf ve video çekmeye başlayacağız. Güzel oldu bence. Ama yol yorgunluğu da oldu gibi. Neyse, burası çok güzel ama. Ben biraz daha soğuk bekliyordum. Çok bayağı tepeye çıktık, evet, ya. Bayağı iyi. O kadar yani soğuk, soğuk değil yani. Hiç şey yapmıyor. Güzel, evet, gezebiliriz yani. Güzel. Biraz etrafı çekeyim. Havamız da iyi. İşim. Bolu'da bu kadar görüşmedik. Geldik ülkenin en doğusunda bu kadar birbirimiz görüştük. Birbirimiz cincikle cincikle. Burada mıyız? Hadi gezelim. Yasemin nerede? Dolanıyordu. Aa. Tamam, hadi Özgür gel, gezelim. Özgür kız Yasemin. Hadi gezelim bakalım. Bak, burası divan salonuymuş. Büyük ya. Ya şey, düşünmek bana çok ilginç geliyor. Zamanında burada birileri yaşıyordu. Yaşamışlar bir de yani. Güzel yaşamışlar. Evet, bayağı iyi yaşamışlar. Güzel yani. Yaşamışlar. Çok güzel ya. Burası misafirlerin ağırlandığı salonmuş. Duvar harcıyor. Ne gitmiş? Yumurta yakınmış. Yani onu ben de duymuştum mimar Sinan. Çimento yerine o zamanlar çimento denen bir şey yokmuş. Tabii çimento varmış o zaman. Beyazını kullanmışlar. Çamurun için yapılmışlar, kullanmışlar. Onları da düşürmeyin, dikkat edin. Evet. Ya burası harika. Çekiyorum, çekiyorum. Video mu çekiyorsun? Evet. Çok güzel. Ya, cumbalı oda burası. Manzaralı oda. Anne, hiç bu manzarada çay içeceğini düşünmüş müydün? Asla. Ben de hiç tahmin etmezdim. Evet. Bu kadar doğuya geleceğimi inanmıyordum. Sıfır uykusuz halde böyle geziyoruz. Evet.
Hiç uyum ya, ben yine uçakta uyudum. Sen hiç uyumadın. Ben hiç uyumadım. Evet. Burada çaylarımız ve hemen manzarayı göstermek istiyorum. Arkamız dönelim, şu manzaraya alalım. İshakpaşa Sarayı'nı bitirdik. Manzaraya karşı çayımızı içtik. Şimdi fotoğraf çekilme seansı başladı orada. Ben o seansı çabuk bitirdim. Şimdi etrafı şöyle biraz çekiyorum. Artık buradaki son dakikalarımız. Artık buradan tekrar arabaya atlayıp Kars'a geri döneceğiz. Sonra bu akşam için hanım elinde aşık atışması gösterisi varmış. Onlara rezervasyon yaptırdık. Oraya dönüp orada yemek yiyeceğiz. Baktan başla. O ne ya, teptepe ne? O işte şey, bak, ekmekleri. Böyle kalkık olan. Böyle havalı bir ekmek galiba. Tamam, bana şu yeter. Tamam. Sizi yakalım ben. Bunları yolluk mu aldık? Bunları yolluk aldık. Bolu'ya da aldık. Yolluk olarak alınan ekmekler. Tandır ekmeği. Saç. Saç ekmeği. Saç ekmeği, bir de teptepe. Bir de teptepe ekmeği. Yolluk. Güya akşama acıkacaktık ama neyse, gene acıkırız inşallah. Şurada bayağı bir uyumuştuk. Şimdi ben şey yapıyoruz. Mola verdik, çay içiyoruz. Şurası Ermenistan sınırı. Suç işlediğimizde Ermenistan'a nasıl kaçacağımızı anlattım. Annem bunu çok iyi dinledi ve çok soru sordu. Aynı şey hayırdır? İşte diyorum, hani bazen tamam, insanlar kaçacak diye karar ya işte. Tam Ermenistan için. Bak ne güzel. Kaçıyor musun? Bu çay kaçın çaydanlığın şeyini göstermek istiyorum, sabunu. Sabunun olmayışını. Tavuklar. Seninki evelik çorba. Beğenemedin galiba. Ya biraz karışık bitkisi falan. Senin yaptığın bir çorbaya benziyor ama bir anlıyorum. Demek ki kötü benim yaptığım bir çorbaya benziyorsun. Hayır. Yani dur ya, ben biraz daha yiyeyim bir dakika. Benimki ayrılmışı. Yarım yarım söyledik. Sömürlü. Safran, kuzu eti, nohut, hepsi şeyden. Fırında 2,5 saat tandır gibi. Gelen turisti kazıklayıp gönderiyorlardı. Ne oldu? 5 yıldız otelleri hapsoldu. Sahil kesim. Ama şimdi sosyal medyada en şey var. O kadar güzel Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyorlar ki. Evet. Bunu yedik, memnun kaldık. Şunu şöyle davrandılar artık. Kalite kazanacak. Daha kalın bir şeyle tutsanız. Bu kadar. Safranı karartmasın diye karabiber koyamıyorum. Şöyle dokunduğunuzda lime lime olan bir et. Altında da kuru tandır ekmeği var. Ben şöyle evet, ortaya alacağım. Evet. Siz bunu yiyin. Pazar tepkisi. Kuzu almaya cesaret ettik. Bakalım nasıl olacak. Yani bir cesaret aldık. Normalde almayacaktık. Bir deneyeceğim. Bakalım. Güzel. Güzel. Hiç kuzu gibi değil. Yani beni rahatsız etmedi o kadar. Bu ne? Ne dermiş? Bu İran pilavı. İran pilavı. Şeyle, üzümlü falan. Bu dolma. Ama çok güzel gözüküyor. Evet. Yemeklerden bayağı memnun kaldık. Deftere yazılan kader, ya silinir ya silinmez. Deftere